Merhabalar. Bu videomuzda gördüğünüz gibi bir takım montajı oluşturacağız. Bildiğiniz üzere 2021'de Toolkit ile birlikte takım montajlarını, insert ve tarama kafasını da program içerisinde yönetebiliyoruz. Bu parçamızda onu göstermeye çalışacağım. Şimdi burada aslında 3 tane bileşenimiz var. Birincisi genel gövde kısmımız, ikincisi Shank diye adlandırdığımız tarama kafamızı oluşturan bölüm ve diğerleri de artık insert takımlar. Burada ben montaj olarak indirdiğim için bütün insertleri indirdi ama hepsine ihtiyacımız yok. Bizim için bir tane kalması yeterli. Bu nedenle ben bunları siliyorum. Şöyle silerek devam edeceğim. Şu an bir tane insertimiz var burada. Şimdi yapmamız gereken diğer tutucularda olduğu gibi bir referans noktası eklemek. Bunun için dediğim gibi 3 tane bileşenimiz vardı. İlki bunun için bir referans noktası eklemek. Bunu da bildiğiniz gibi spindle'ın alnına oturan bölgeye koymamız gerekiyor. Bunun için ne yapacağız? Montaja geldikten sonra referans düzlemi altından dilerseniz noktayla başlayalım. Buradaki merkezi seçip buraya bir nokta yerleştirelim. Hemen alt tarafında bir koordinat sistemi ekleyelim. Bunun yönü önemli değil demiştik daha önce. Yine bu şekilde direkt ekliyorum. Önemli olan Z eksenimizin yukarıya doğru bakması. Bu bizim için yeterli. Şimdi montaj bileşen yaptığımız için bilmemiz gereken bir takım değerler var. Şimdi biz bu tarama kafasının bu tutucuya birleşmesi için ya da eklenmesi için buradan yani spindle alnından şu kısma kadar olan mesafeyi bilmeliyiz. Bunu daha sonra isterseniz ölçeriz veya şimdi de gizleyip ölçebiliriz. Şöyle gizleyelim. Hesapla kısmından kabaca bilmemiz yeterli. Şöyle 98 mm'lik bir orada mesafemiz var. Şimdi açıyorum tekrar tarama kafamı. İkincisi bunun da tabii buraya oturması için bir referans noktasına ihtiyacımız var. Şimdi bunu gizliyorum. Bu sefer buradaki takım için bir referans noktası oluşturacağım. Tekrar koordinat sistemi deyip şu kenara dokunayım. Pardon, koordinat sistemi değil, nokta diyeceğiz öncelikle. Nokta diyelim. Şu merkeze bir nokta koyalım. Evet, doğru yere koyduk. Buraya da bir koordinat sistemi atayalım. Ve onay verelim. Şunu tekrar açayım ben. Şimdi burada önemli olan nokta artık insertünüzün oturduğu yer ve oturma şekli. Bakın burada belli bir açı da var. Yani düzlemle yapmış olduğu kesme açısını da burada görüyoruz. Şimdi aynı işlemi bir de insert için yapacağım ama burada bir takım kurallara uymam gerekiyor. Öncelikle oluşturacağım Z ekseninin mutlaka bu yüzeye yani kesme yüzeyine dik olması bizim için önemli. İkincisi insert'ün oturacağı yüzeye bir referans noktası oluşturmak bizim için önemli. Burada şunu yapacağım. X ekseni ya da Y ekseni yönünü belirlemek için bir tane referans noktası çizeceğim buraya. Hatta o düzlemi almayalım. Taban düzlemini alalım. Çünkü noktayı biz oraya koyacağız. Buradan referansı görebilir miyim? Merkez noktasını şöyle çektiğim zaman aynen. Bunu şöyle karşıdan bakayım. Şöyle şuraya doğru çiziyorum. Bu benim için yeterli. Herhangi bir eksenin yönünü seçmem için, kullanmam için yeterli olacak. Montaj kısmına girdim tekrar. Buradan yine bir koordinat sistemine dokunmadan önce yine noktayı koyalım. Hatta doğru yaptık mı diye şu kenarı seçerek de bakabiliriz. Aynen doğru yerdeyiz. Şimdi burada da yine buraya koordinat sistemini yerleştireceğim. Ama dediğim gibi burada mutlaka Z ekseninizin buradaki yüzeye bakması önemli. Ve Y eksenimi de şu şekilde içeriye doğru çeviriyorum. Bu çok önemli değil açıkçası. Önemli olan Z ekseni dediğim gibi. Şimdi bu ucu buraya yerleştirirken de tabii bunun konumunu ölçmek için buradaki referansla bunun arasındaki belli mesafeleri ve belli ölçüleri almam gerekiyor. Onun için de Solkem'in bir özelliğinden bahsedeceğim sizlere. İlerleyen aşamalarda videomuzun. Bunu onaylıyorum. Dilerseniz bunlara isim de verebiliriz. Daha rahat bulmak için kaydederken. Örneğin buna gövde diyeyim. Şuradaki koordinat sistemim tarama kafasına ait olduğu için tarama bölümü diyelim. Buna da insert ismini verelim.
Şimdi yapmam gereken artık bunları kaydetmek. Öncelikle şu ikisini gizleyeceğim. Aşama aşama bunları kaydedeceğim. Şöyle. Bizim için gövdemiz burada önemli ve gövde için de buradaki referansı kullanacağım. Yapmam gereken dosya farklı kaydet dedikten sonra biliyorsunuz C'nin altında bir klasör oluşturmuştuk. Kullanıcılar, ortak belgeler, Solidcam 2021, tablolar ve Tool Libraries kısmı. Burada ben New Tool Libraries'i kullanacağım. Meeting Tool altına buraya kaydedelim. Uzantımız STL olacak. Eğer varsa bu gövdenin bir standart ismi. Şuradan onu da yazabilirsiniz ama ben kabaca gövde yazacağım buna. Burada önemli olan nokta biliyorsunuz ki seçenekler kısmına girdikten sonra koordinat sistemimizi seçmekti. Ben gövdeye ait olan koordinat sistemini seçiyorum. Yine Do Not Translate kısmı da kutucuğu da işaretli. Tamam deyip bunu kaydedeceğim. Gövdemiz tamam. Şimdi gövdeyi gizliyorum. Gelelim tarama kapımıza. Buradan isterseniz koordinat sistemlerini göster diyebilirsiniz şu şekilde. Hemen şöyle. Bakın burada bahsettiğim ölçü şu aslında. Hemen yukarıda bunu kurmanız gerekiyor tabii sizlerde olmayabilir. Solidcam Utilities diye çok güzel bir özellik var ve burada sık kullanacağımız özellikle bu tarz işlemler yapıyorsanız kullanacağınız bir komut var. Koordinat sistemin matrisi diye. Buna dokunduğunuz zaman koordinat sistemlerini seçerseniz şu şekilde bu ikisi arasındaki mesafeleri size veriyor. Hem dönme mesafesi hem de öteleme mesafelerini veriyor. Dolayısıyla bir orijin noktası eklerken bu noktaya göre bu noktanın koordinatlarını hemen sol tarafta bize gösteriyor. Ben şimdi sol taraftan bu değerleri alacağım. Bu arada Solidcam Utilities Solidcam.com'dan indirebilirsiniz. Aynen bu şekilde aratarak. Şimdilik ben şunu aşağı indiriyorum. Bu bir kenarda dursun. Şimdi tarama kapımızı kaydedelim aynı şekilde. Dosya, farklı kaydet. Yine uzantımız STL. Nereye gitti? Klasörü yeniden bulacağız. Kullanıcılar, ortak belgeler. Solidcam 2021. Tablolar, Tool Libraries ve New Tool Library. Burada Meeting Tool. Buna da ben aslında bunun ismi Schenk diye geçiyor arkadaşlar. Şu şekilde Schenk diye isimlendirebiliriz. Burada gövde yerini taramayı seçeceğim şimdi. Ve devam edeceğim. Zaten kutucuğum bir defa işaretlemiş olmam yeterli. Bunu da kaydettik. Son olarak da insert kaydedelim. Bunu da gizleyelim. Insert'ımızı açalım. Yine aynı şekilde dosya, farklı kaydet. Uzantımız STL. C kullanıcılar, ortak belgeler, Solidcam 2021, tablolar, New Tool Library. Buraya istediğiniz ismi verebilirsiniz. Tabii ben böyle girdim. Buraya da Insert ismini verelim ve seçeneklerden de Insert'e ait koordinat sistemini seçelim. Tamam deyip bunu kaydediyorum. Şimdilik bu kısımdaki işimiz tamam. Şimdi yeni bir Ken parçası açalım. Herhangi bir Ken parçası açabilirsiniz. Çok önemli değil. Şöyle sıradan bir parça. Bundan ziyade bizim için toolkit önemli. Bir takım montaj grubu oluşturacağımız için öncelikle bileşenleri tek tek buraya çağırmamız ve oluşturmamız gerekiyor. Bunun için yeni takım kütüphanesi deyip öncelikle takım bileşenleri bölümüne tıklıyorum. Şunu da yapabilirsiniz. Daha önce oluşturduğunuz bir kütüphaneyi açıp o kütüphaneden de eklemeye devam edebilirsiniz kütüphaneye. Bunun için de takım kütüphanesini düzelt deyip Vault kısmına girebilirsiniz. Ben şimdi yeni bir tane oluşturacağım için takım kütüphanesinde yeni takım bileşenleri diyeceğim. Şimdi öncelikle neyi ekleyelim? Öncelikle gövdemizi ekleyelim isterseniz. Bunu adaptör ve tutucu kısmına ekleyeceğiz. Bunun için hemen sol taraftan buraya tıklayacağım. Tutucuyu sürükleyip buraya bırakacağım. Arkasından zaten 3D model seçiliydi. Buradaki 3 noktaya tıklayıp New Tool Library içerisinden Milling Tool ve gövdeyi buraya çağıracağım. Şöyle ön izlememizi de açarsak gövdemiz buraya geldi. Burada unutmamamız gereken bir nokta şu.
Tarama kafasını bunun neresine monte edeceğiz? Bu mesafeye girmemiz gerekiyor. Hatırlarsanız ölçtüğümüz 98 diye bir değer vardı. Yani ben tarama kafasını ya da bir aparat seçtiğim zaman buraya oturmasını istiyorum. Burası sıfırsa o aparatı tam olarak spindle'ın alnına oturtmaya çalışır. Yani bunun içerisinde kalır. Sonradan gelip düzeltebilirsiniz tabii ki. Buraya yazmamız bizim için yeterli. Şimdi bu tamam. Gövdemizi çağırdık. Şimdi shank dediğimiz o kısmı çağırmamız gerekiyor. Bunun için şuradaki iki seçeneği kullanacağız. Bu biraz garip gelebilir. Simge olarak tamamen birebir aynı değil ama düzeltilecektir muhtemelen. Şimdilik tona takımlar için belirlenmişti öncelikle. Ben buradan herhangi bir tanesini tutup atabilirsiniz. Zaten başka bir şey atmaya çalıştığınızda sizi uyaracak ve oraya atmanıza izin vermeyecektir. Ama buradan yuvarlak veya kare tutucu fark etmez. Şu gruba atabilirsiniz. Ve dilerseniz bunlara isim de verebilirsiniz. Ne bileyim işte buna tarama diyebilirsiniz veya kodunuzu yazabilirsiniz. Bu tarafı artık size bırakıyorum. Taramaya geldikten sonra, attıktan sonra yine hemen yukarıdaki şu kısma dokunup parametre bilgisi altından 3D modele dokunuyorum. Buradan da gelip taramamızı seçeceğiz. Shank diye bunu kaydetmiştik. Bunu çağırıyorum. Ön izlemeye baktığımız zaman bakın buraya geldi. Şimdi bağlantı noktası çok farklı bir yerde görülüyor gördüğünüz gibi. Bunun için sağdaki bağlama kısmına gelmeniz lazım. Şunları ben sileceğim, sıfır yapacağım. Hatırlarsanız iki değer ölçmüştük. Buradaki referans noktasıyla insert'ün bağlanacağı referans noktası arasındaki mesafeyi ölçmüştük ve şuraya girmiştik. Bu değerleri şimdi burada kullanacağız. Insert'ümüzü nereye oturtacak? Bizim için buradaki değerler bunu sağlayacak. Şimdi buradaki değerlere gideceğim. X'teki shift değerim yani şurası 16.378. Y değerimiz 4.734. Z değerimiz ise -32.038. Şimdi buna baktığımız zaman şöyle aslında merkez noktaya bunu getirdi. Bundan sonraki aşamada artık bunu çevirmek istediğimiz yöne. Bunun için de hemen alt kısımdaki şu bölümü kullanacağız. X ekseninde -81.593. Doğru almışızdır umarım bu değerleri. Y ekseninde 162.185. Son olarak bir de Z eksenine bakalım. O da -159.057. Şöyle baktığımız zaman tam olarak bizim istediğimiz yere getirdi. Biz de bu şekilde ayarlamıştık. Taramamız da tamam. Şimdi geleceğiz kesici kısmına. Bunun için herhangi bir parmak freze ya da buradan herhangi bir takım atabilirsiniz. Problem değil çünkü bunu 3D model olarak biz çağıracağız. Bakın şu an bunları montaj yapmadık. Ayrı ayrı takımlar olarak buraya tanıtıyoruz. Bileşenler olarak daha doğrusu tanıtıyoruz. Parmak frezeyi seçtikten sonra yine buradan 3D modeli seçip göz at deyip bu sefer insert'ümüzü çağıracağız. Şurada. Insert'ümüz de buraya geldi. Şimdi bileşenlerimizi ayrı ayrı montaj yapmış olduk. Dilerseniz buradaki çap değerini biliyorsanız çapınızı bizimki 50 milimetreydi. Çap değerini buraya girebilirsiniz. Montaj yaparken buranın kapalı olduğunu göreceksiniz. Onu açmayı da göstereceğim şimdi. Şimdi yapmam gereken bileşenleri tamamladıktan sonra bunu kaydetmek. Dosya farklı kaydet deyip yine New Tool Library içerisine takım bileşenleri olarak kaydedelim ve buradan çıkalım. Şimdi artık bunları monte edeceğiz. Bir montaj grubu haline getireceğiz. Dolayısıyla yine Toolkit'e sağ tıklıyorum. Yine yeni takım kütüphanesi dedikten sonra takım montajlarına bu sefer giriyorum. Şimdi o kütüphanemi çağırıp buraya o takımlardan bir montaj grubu oluşturacağım. Bunun için yine buradaki komuta basabilirsiniz. Takım bileşenleri kütüphanesinden al kutucuğu. Bizimki New Tool Library içerisinde takım bileşenleri kütüphanesiydi şu şekilde. Bakın buraya geldi takımlar. Şimdi yapmanız gereken buna çift tıklamak. Ben bu takımı istiyorum. Buraya attı. Arkasından taramayı ekleyeceğim. Tabi bu bunun altında olacak şu şekilde. Hatta ön izlememizi de açalım.
Buraya geldi takımımız. Arkasından da tutucumuzu buraya ekleyeceğiz. Burada olduğu gibi. Bakın hepsi bizim istediğimiz yerlere oturmuş durumda. Şimdi burada tabii takımımız 5 ağızlı aslında. Bizim insert'ümüz bir tane buraya yerleşti. Unuttuğumuz bir şey var tabii diğer tarafta. Bunu kaydedip düzenleyip tekrar girebiliriz. Bunu da kaydedelim isterseniz. Bunu yaptıktan sonra dosya farklı kaydet deyip buna da ne diyelim, takım montajları olarak kalabilir. Yine buraya kaydedebiliriz. Şöyle buradan tekrar çıkıyorum. Şimdi düzenleme yapmam gerekiyor. Unuttuğum bir şey vardı. Buna sağ tıklıyorum. Takım kütüphanesi düzenle deyip Vault'u seçiyorum. Aslında bileşenleri düzenle demek diye düşünebiliriz. Buradan New Tool Library içerisindeki takım bileşenlerini çağıracağım. Düzenlemek istediğim şey ise buradaki Shank. Hatırlarsanız şu kısımda buradaki mesafeleri girmiştik. Takımın oturacağı yerleri girmiştik. Şöyle ön izlememizi gösterelim daha net anlaşılsın. Insert'ı buraya oturtacak. Bakın bunun hemen alt tarafında çoğaltma diye bir seçenek var. Buna tıkladığınızda zaten olay oldukça kolay. 5 ağızlıydı ve 72 derece diyelim buna. Ekle dediğiniz zaman bakın burada insert'ın oturacağı yerleri otomatik olarak çoğaltıyor. Size herhangi bir şey kalmıyor. Buna tamam deyip kaydet çık deyip bunu kapatıyorum. Yeniden sağ tuş, oluşturmuş olduğum bu sefer takım depolama yani montaj kütüphanesini tekrar girmek istiyorum. Bu yüzden takım depolamayı burada seçeceğim. Buradan New Tool Library deyip bu sefer takım montajları kısmına geleceğim. Bakın bunu yaptığınızda şuradaki tarama üzerinde bir ünlem işareti, bir trafik lambası yandığını göreceksiniz. Soilcam'de ya da Soilworks'ta da olduğu gibi aslında bunu senkronize etmek anlamı taşıyor. Buna sağ tıklayıp bileşeni güncelle dediğiniz zaman bakın bütün insertleriniz buraya yerleşti. Burada görebiliyorsunuz. Aslında bu kadar kolay, çok zor bir aşaması yok. Tabi bunu nasıl çağıracağız bir de ona bakalım isterseniz. Dilerseniz bu montajı toolkit'e girdikten sonra normal parça takım kütüphanenizde de oluşturabilirsiniz. Ben şunu kaldırayım. Normal takım kütüphanenizi açtınız. Dilerseniz burada yine takım bileşenleri kütüphanesinden al diyerek yeniden oluşturabilirsiniz bu montajı. Ya da oluşturmuş olduğunuz montajı açmak için hemen bir alt kısımdaki takım montaj kütüphanesinden al seçeneğini kullanabilirsiniz. Bunu yaptığınız zaman yine klasörünüze girip takım montajlarına gelip kendi takımınızı burada görebilirsiniz. Bakın burada oluşturduğumuz montaj takımımız mevcut. Ve bu takımı bu tarafa aktarmanız yeterli olacak. Zaten şuraya gelmiş. Buna sağ tıklayıp Send to Storage diyebilirsiniz. Veya magazine ekle diyebilirsiniz. Bunu kapatıyorum tekrar. Bakın şuraya geldi. Bir numaralı takım hemen alt tarafta yer alıyor. Yine şöyle bakarsak bu takımımızı göreceğiz. Tabii şu an depolama kısmında görülüyor. Bunu tutup magazin spindle altına atıyorum ve takımım buraya geliyor şimdi. Takım numaramız nerede? Takım 1 diye buraya eklendi. Sonrasında operasyon içerisinde bu takımı seçip kullanabilirsiniz. Şuradaki görsel kısma bakarsanız da yine takımımızı şu şekilde görme şansınız var. Oluşturduğu çap değerini burada görebiliyorsunuz yine. Eğer dediğim gibi buradaki çap kısmında da bir değişiklik yapmak istiyorsanız bakın şu kısımda çap bölümünde elinin kapalı olduğunu görüyorsunuz. Buraya sağ tıkladıktan sonra bağlantıyı kopar derseniz şayet buradaki kısım açılacaktır. Tabii şu an diğer tarafta oluşturduğum için bu kısımda açmadı ama düzenledikten sonra çok rahat açabilirsiniz. Hemen sağ tıklayalım. Takım kütüphanesi düzenle diyelim. Takım depolamaya tekrar geri girelim. Takım montajları. Bakın şuna sağ tıklıyorum. Bağlantıyı kopar diyorum. Şimdi bu kısım açık. Dilerseniz çapınızı buradan değiştirebilirsiniz.